Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin Bey mezarcılık yapıyor. Evet, mezarcı hambalı bir de. Hammallık yapıyor. Evet. Şimdi sizin durum da enteresan. Sizin kaç evladınız var Hüseyin Bey? İki tane evladım var benim. Kaç yaşlarındalar? Biri 18'e geldi, biri 16 yaşında. Peki, eşiniz? Evet. Eşinizin bir de oğlan kardeşi var. Evet. İddianız benim kızımı eşimin oğlan kardeşi kaçırdı. Evet, evet. Ve benden fidye istiyor diyorsunuz. Evet, fidye karşılığı oldun. Peki sizin kızınızla aranız nasıldı? Anlatır mıydı size? Kızımla çok iyi aram ya. Hiçbir güne bugün hatırını kırmadım daha. Yani her gün düzenli parasını da verdim, okula da götürdüm, okuttum da. Daha bir günden bir güne bana da can arasın diye bir çektirmedim yani. Bak ne güzel. Evet. Peki bu şimdi onun dayısı oluyor aslında. Evet. Annesinin oğlan kardeşi evet, yani. Evet, evet. Peki hanımefendi kim? Ekrandaki kim? Bakın kızım. Ekranın. Bu kızınız. Evet, benim kızım o. Peki 17 yaşındaki Kezban şu anda nerede? Bu şu anda Çorlu kısmında olduğunu biliyorum, Çorlu'da. Çorlu'da. Kimin yanında? Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Yani yanınız ya dedesinden mi, ya amcasından mı, teyzesinden mi bilmiyorum onların nerede olduğunu. Peki sizin kayınçonuz mu oluyor? Evet, kayınçom oluyor. Kayınçonuz kızınızı kaçırıyor. Evet, bir gün öncesi onu kaçırıyor. Bir gün sonra da annesi fırttı. Kaçtı ne yaptı? Yani. Annesi bir gün önce onun biletini ayarladılar. Ertesi gün öbürünün biletini ayarladılar. Yani ana kız kaçıyorlar. Yani bir gün öncesi dayısıyla kızım kaçtı. Arkasından bir gün sonra da oğlumla annesi çekti. Gitti. Evet. Peki bunlar ayrı ayrı yerlere mi gitti, aynı yere mi gidiyor? Aynı yeri buldu. Aynı yeri buldu. Dedesi Muş'taydı. Bunlar haber aldı, oraya geldi dedesi. Peki Hüseyin Bey neden kaçtı sizin aileniz sizden? Bende bir şiddet bir şey yok. Benim hastalarım vardı. Ben hastamla uğraşıyordum. Bir babam vefat etti, yeni daha vefat eden daha 3-4 gün oldu. Benim bir sıkıntım yoktu. Bunlar huzursuzluğu almaya başladı. Akşam oldum eve gelmiyorlardı. Sabahleyin doğru düzgün erkenle kalkıp gidiyorlardı. Nereye gidiyorlar? Tarlaya gidiyorlar ama çalışıyoruz diye parasını, pulunu ne diyorlar bilmiyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben köyde çalışıyorum. Neresi orası? Afyon'un çay İnli köyü diye geçiyorum. Afyon'da. Ben tarlaya gidiyoruz diye sabahtan gidiyorlardı. Başkasının tarlasına gidiyorum sabah gidiyorlardı. Çalışmaya ihtiyacınız var mıydı? Yani çalışmak benim kazancı bana yeterdi. İhtiyacım yoktu. Peki kızınızla aram iyi dediniz. Bu arada bunlar sizin görüntüleriniz. Evet benim. Burada ne yapmak istiyorsunuz? Burada 3-4 tane görüntü var. Mesleğim olduğu için. Mesela bu nedir? Bir dakika. Bu duralım bir tek tek gidelim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kabir kazıyorum. Kabir kazıyorsunuz. He, kendi kabrim, babamın kabrini kazdım ben orada. Oo, vasiyeti vardı. Babamın kabriydi. Yattığı yerler nur olsun. Babama da huzur vermedi, anama da huzur vermedi. Bana vasiyeti vardı. Bunlar da sana hayır gelmez. Bunlar bir gün gelir seni terk eder. Dedi ben de dedim senin kabrini yapayım. Gönlünü görsün dedim. Benim kendi şeyim bu. Peki o kabri kazmışsınız. Sırayla gidiyorum o kabirde kalabilir miyiz? Babanızın kabrini kazıp fotoğraf çektirmişsiniz. Neden? Hatıra kalsın diye. Hatıra olsun diye. Hatıra olsun. Çünkü benim kardeşlerim görsün diye ettim ben. Hiç hakkını yemediğim için ne aldıysam ne verdiysem faturasıyla dahi kurmuş oldum ben. Yani babamın kabrini ben kazdım diye. Evet ben yaptığımı söyledim ben onlara. Tahsızlık çıkmasın diye. Sizin normalde işiniz nedir? Benim işim normalde hambalcılık, mezarcılık. Benim mesleğim mezarcılık. Mezarcılık ne demek? Mezarcılık define işi işler yani. Yani bu mezarı siz mi kazıyorsunuz? Evet ben kazıyorum. Normalde yapıyorum. De mezar kazıyorsunuz. Evet normalde mezarcıyım. Bu mermerle falan ilginiz yok mermerler var, falan. Var üstünü de var. Ha üstünü de yapıyorsunuz. Evet üstünü de yapıyorum altını da yapıyorum. Peki devam edelim. Şimdi bu da enteresan tabii ki o da lazım hepimize. Başka fotoğraflarınız da var onları da verelim tek tek. Ben sizi tanımak için bu fotoğrafları koydum. Sizi biraz anlamak istiyorum. Hani niye kız dayısıyla kaçar? Bir gün sonra neden? Burada ne yapıyorsunuz? Burada şimdi ben... Tabutta ne rahatmış? He burada siz şimdi... Siz tabutta mı yatıyorsunuz yok, orada? Yok tabutta yatmıyordum ben. Sadece eve gidememiştim. Yağmur yağıyordu. Arkadaş dedi yat da bir fotoğrafını çekeyim dedi. Hani sen dedi bu işler şeysin dedi. Battaniye falan var orada. Siz bayağı orada yatmışsınız. Battaniye yeni defnettiğimiz şeyin olduğu için, cenazenin olduğu için bir dedik bir denem amaçlı fotoğrafını çekelim dedik. Neyi denediniz burada Hüseyin? Ya şimdi cesaretli mi cesaretli değil misin diye denediler. Yani yıllardır içindesin. Hani korkup korkmadan. Sen tabuta canlı canlı girebiliyor musun denediler? Giriyorum ben yani. Genellikle gece 12'ye kadar böyle daha rahat çalışabilirim yani. Peki ne çıktınız şimdi burada cesaretli mi çıktınız? Vallahi burada şimdi işte şey olsun diye cesaretli olaraktan şey etmediler. Şimdi bunun cesareti o tabut yarım. Onun bir de üstü var. Üstünü yarım. Kapatıp içinde kalabiliyor musunuz?
Asıl o cesaret canlıyken. Size bir şey söyleyeyim mi bu arada? Hı. Ben canlı canlı tabuta girdim biliyor musunuz? Doğru. Ciddi söylüyorum ama neden? Sorun neden? Zamanında bir sosyal sorumluluk projesi yaptım ve gerçekten böyle bir tabutun içine girdim ve bunu yayında yaptım. Neden? Çünkü canlı canlı pek çok kadını, bazen babası, bazen kocası, bazen ne yazık ki evlatları canlı canlı tabuta sokuyor. Bu dünyadayken nefes alamayan kadınlar var. Canlı cenaze oluyoruz. O kadınları anlatmak için de çok da ses getirdi zamanında. O yüzden hani o korkusuzluksa bir şey anlatmak için olsun o korkusuzluk. Yok yok, benim bir şiddetle bir sıkıntım yok. Yani kendime güvenim, şiddetle bir şeyim yok. Peki Paris Oteli gibi diye yazmışsınız. Evet, ben de o şey için yazdım yani, şiddet. Peki şimdi mezarcı Hüseyin'in kızı Kezban neden dayısıyla kaçıyor? Çünkü bu çocuk değil, 17 yaşında gördüm bu, orada. Bu arada bu da bu nedir? Dediğin bu, nedir ki? Ne yazıyor altta? Ömür dediğin ne ki, bir gün gelip geçecek diye, bunlar benim sürekli sözlerim, bu mezardaşta yazdığım. Ömür dediğin nedir ki, bir varmış bir yokmuş. Yani orada bir sürü araba var, en son finalde doğumla başlıyor, belki doğum aracıyla başlıyor, ondan sonra hastalıklar, en son cenaze arabası, en son da artık gidiyoruz. Allah hayırlı yaşam, hayırlı ölüm nasip etsin. Amin, amin. Peki siz böyle şeyleri anlatmayı seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben genellikle bu işe de mezar taşı yazdığımız için, ben sürekli güzel sözler işlettiler için ben sürekli hep o işle uğraşıyorum. O notları, o notları siz de yazıyorum. Kaydediyorsunuz. Akşam o anca evime geliyorum. Evime geldikten sonra da işte bunları kaydediyorum. Güzel sözler yazıyorum. Peki anlattığınız kadarıyla işiniz, mesleğiniz farklı ama siz iyi bir baba olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Evet, sıkıntım yok. Kızımı okuttum, harçlığını verdim, ilgilendim diyorsunuz. Peki aynı zamanda kayınçonuz. Onu da siz büyüttüğünüzü iddia ediyorsunuz. Ya benim evimde büyüdü. Benim evimde yetişti. Çünkü annesine babası doğru düzgün evine bakmıyordu, uyumuyordu. Ben elimden geleni yaptım. Evimde uyudum ben. Evimde şey diyordum. Evinde büyüttüğünüz çocuk neden sizin kızınızı alıp gitti? Annesiyle babası yapıyor onlar. Karşı taraf yapıyor bana eziyeti. Bana sakin. Sizden para almak için mi? Bana 2 yıldan önce bana tehdit gibi, bana sürekli huzur vermez. Her gün ara, her gün ara, her gün ara. Ne diye arıyorlar sizi? Ya şimdi iki de barıyor. Biz sana huzur vermeyiz. Bana niye? İşte ev alacağız, şunu edeceğiz. Yahu dedim ne edersiniz dedim, benden uzak olun. Yok. Para mı istiyorlar sizden? Para istiyorlar. Çocukların kazancını, çalıştığı parayı oraya istiyorlar. Valla çocuğumun hakkını da güzel aldılar, götürdüler, oraya verdiler. Peki sizin eşiniz demiyor mu ya, bu benim yuvam, evim, kocam. Kocamın şimdi, parası benim paramdır, biz evimize yetiremiyoruz. Ne işiniz var sizin demiyor 19 mu? Yıllık bir evliliğimiz oldu. 19 yıl boyunca bir günden bir gün önüme bir sıfıra koymadı. Elbisemi yıkamaya doğru düzgün. Efendime hoş geldin deme yok. İşten geliyor, yorgunluk, argınlık işimiz oluyor ama bir günden bir güne evimde huzur vermedi ya. Sırf anamla babamla uğraştı. Babam ölesiye kadar onunla uğraştı. Ya etme dedim, hasta dedim. En son kahrına niye 3 gün ekmek yemedi, bir laf söylemiş bana demedi. Onun için 75 gün yoğun bakımda yattı onların yüzünden ya. Karınız yüzünden? Evet. Bir su istemiş. Ne dediyse bir şey dedim, karakol benim hakkımdan geçer. Karakol benim sözüm geçer. O da vallahi bana içerledi, içerledi için 75 gün sonra kendi toprağa kendi elimine verdim ben. Anneniz babanız sizinle mi yaşadı? Annemle babama ben bakıyorum. Ya şimdi ya şey demiyor, annem takat olduğu için babam da hastaydı. Onları ben takip ediyorum bir şeyde, evimde. Eşiniz de onları istemiyordu herhalde. Ya eşim ya, annemin şeyde değil. Yani annem var ya, yeri geliyor ona yemek bile dahi yapıyordu yani. Ama yine de araları nasıldı? Aralarında bir sıkıntımız yoğudu. Size göre yoğudu da acaba gerçekten öyle miydi? Vallahi benim dış görüşümde olsa, iş görüşümde olsa annemin davrandığı kadar hiçbir insan davranmaz. Annemin yaptığı kadar hiçbir insan yapmaz. Yediği ekmeğe, içtiği suya kadar anam bir karşılıyordu. Hüseyin Bey eminim öyledir ama şimdi evlat için anne bambaşka. Siz onun size su getirir, size dünyaları getirmiş hissedersiniz ama gelinler bazen öyle hissetmeyebiliyor. Size yapar da geline başka türlü davranmış olabilir, bilmiyorum. Şimdi bizim köyümüz, ya da gelin size iyi davranır da sizin yanınızda, o da siz olmayınca kayınvalideye şimdi başka köy türlü köy yerinde olduğu için bahçemiz, bağımız oluyor. Evet, elbinizine yapın yani, yetiştirin, yiyin dersin. Bir günden bir güne ne tarlaya gider ne bir bahçeye bakar. Ondan sonra gider ki sağa sola ben açın der. Demek ki millete dedim açığımı verme. Ben sana her şeyi alıyorum değil mi? Ama etme diyorum ben. Önüne gelene ben açın. Ya aç insan var mı? 2024 yıl dedim. Peki istediğini alıyor muydunuz? Alıyor mu? İstediğini getiriyor alıyorum. Getiriyor muydunuz? Çocukların bak telefonunun biri bozulmadan ikincisini aldım. 40 milyar telefonu aldım ben elimden geldiği kadar. Ya ne yaptıysam çaresini bulamadım yani.
Bu arada Hüseyin Bey'in iddiası iyi para kazandığını söylüyor. İyi para kazanıyorum, iyi de çalışıyorum. Gece 12'ye kadar da rahatlıkla çalışıyorum ben. İşte 12'ye kadar çalışınca hanım da evde kocayı görmeyince o da sıkıntı bir ama taraftan. Ama işimin gereği benim çalışmak zorundayım. Çünkü benim ihtiyacım olmadan çalışmama asla etmem. Yani ihtiyacım gereği. Çocuklarım kepaze olmasın diye diyorum ben. Geleceği var diye diyorum ben. Peki şimdi siz çalıştınız çalıştınız, paraları biriktirdiniz. Paranızın ne kadar paranız olduğunu söylediniz mi karınıza? Ben eve koyuyorum. Kendi evim olduğu için alır ne alır götüren şey derdim. Söylemesinden değil ona bilir der şeyin iyi olduğunu. Yani siz paranızı hiç saklamadınız. Yok saklama yok bizde yani. Peki şimdi sizden fidye istiyorlar ya 800 bin lira mı istiyorlar sizden? Hemen hemen 800 TL. 800 TL, 800 bin TL yani. Yani ben sana diyor ki bana bu kayınbabam önünde bir şey koymayacağım ben senin diyor. Şahitler de var yani. Çalışırken telefon açtı ben senin önünde hiçbir şeyin koymayacağım diyor. Ya sizin derdiniz ne dedim. Ben koymam diyor. Diğer ki öbür türlü bir tane daha kızı vardı İzmir'de. Onun da aynısını yaptılar ama onun ölümüne sebep oldu. Hem Allah kızını hem eşeğini öldürdü, çocuğunu. Bak benim baldığım hani bacanam da 30-35 yıl ceza yedi yani İzmir'de. Tam 35 yıl ceza yedi onların o yüzünden. O bambaşka bir şey onu da konuşuruz ama siz kızınıza düşkündüğünü biliyorlar herhalde sizin kızınıza. Ben kızımı çok seviyordum. Sorduğum zaman kızım neredesin buradayım. Kızım sen ben ne ölüyorsun ananın adın ağzının tadın dediği zaman yağlarım eriyordu ben ne ona. Ne diyordu? İşte, ananın adın ağzının tadın derdi bana. Ananın senin, adıyım ağzının tadıyım. Evet, ben senin annenizin adını mı vermiştiniz? Annemin adını verdim. Birine annemin adını verdim. Birine rahmetli kardeşimin adını verdim. İkisinin adını verdim yani. Yani siz vermişsiniz. Eşinize sordunuz mu isimleri verirken? Onlar da biliyor zaten de söz hakkı bizde olduğu için ben dedim bunun adını anamın adını koyacağım. Bunun da kardeşimin adını koyacağım dedim. Çocuklar olunca söz hakkı erkekte mi oluyor? Ya çocuk söz hakkı değil de bizim oradan adeti neyse. Baba mı koyuyor? Da, baba koyuyor. Benim bir ahtım vardı anamın adını ölmeden koyun, rahmetli kardeşimin adını koyun dedim. Yani benim çocuklarım gününde okuluna gider saatinde gelip giden şeydi. Bu dayısı bana bulaştıktan sonra benim çocuğum ondan sonra alkol alıştırdı. Şimdi çocuğa su ver dediğin zaman kalk kendin oradan içersin diye bana. Eyvah eyvah. Yani ben 10 yaşında... Baştan onları çok yan yana getirmeseydiniz. Ya ben evimde geliyordu ben var ya gönderiyorum biletimi kesiyorum. Ben gönderiyorum. 3 gün sonra geri getiriyorlar. Evde saklıyorlar. Yine aynısını diyor. Şimdi sizin kızınız 17 yaşında. Dayısı kaç yaşında? 22-23 yaşlarında olması lazım. O 22 diyelim. Bu kız 17 yaşında. Peki bunlar arkadaşlar mıydı hani? Ya şimdi var ya arkadaşlar değil. Bunu yana takıyordu. Nereye varsa götürüyordu. Bugün hastane, bugün doktor, bugün hastane. Sizden izin alıyorlar mıydı? Ben, hastaneye götürür ben eğlenmeye götürüyor zannettim. Ben sabahtan işe gittiğime bakıyorum çocuk nerede diyorsun. Karışamazsın sen benim çocuğuma ya karakola şikayet ederin ya karışamazsın çocuğuma diyordu. Bunu diyen kim? Eşim diyordu. Ya şimdi ben olay çoğumdan zamanında korkuyordum. Zehir mehir atar da bunun boynası dedim. Yemek filan evde yemiyordum ya. Şimdi bir ona su bile içerken şüphelenip içiyordum ya. 3-4 sefer rahatsızlandım tedaviye gittim baktım bu. Her yemeğin yediğimde rahatsızlanıyorum ben bunun yemeğini yedim. Demek ki zehir mehir oldu hiç yemiyordum ben. 19 yıl boyunca ben anamın evinde ekmek yedim. Peki Hüseyin Bey şimdi siz kaç yıllık evli kaldınız? Ben 19 yıllık evli kaldım. 19 yıl. Boyunca çocukların hatırını idare ettim ben bunu. Sevdiğinizden falan değil. Sevdiğimden bilen değil. Bunu biz gittik gördük neyse şey ettik Allah nasip etti ama sevdiğimden bilen değil. 19 yıl boyunca bana illallah getirdi beni. Bir düzgün bir gün görmedim. Bir taşın üstüne bir taş koyalım da şunu adam olalım diye bir şey yok. Ben koyun o alıyor. 5 getirin 15 gidiyor yani bir huzur yok. Allah en sonunda Allah. Şiddet müddet. Biz bunu hep kadınlardan duyuyoruz da böyle hani adam para getirmiyor eve bakmıyor etmiyor. Tabii şimdi eşiniz de onun da söz hakkı var kızınızın da var dayısının da var. Hani hepsi şimdi, bağlanabilir sonuçta neticede burada siz diyorsunuz ki ben paraları biriktirdim. Bunlar hiçbir şey yapmadılar bir de benim kızımı kaçırdılar. Ertesi günde karınız gitmiş. İlk gün kaçırdığı günü bana bir anlatır mısınız? Siz kaçırdığı gün bana ilk gün demedi bana. Ben evde sandım onu. Görmediniz mi canım akşam herkes şimdi sofraya odasını, oturuyor mu? Nerede odasını, olduğu belli değil odasını mi? Odasını kilitliyor. Odasını kilitliyor ışığı yakıyor. Kimseyi odasına koymuyor. Ben dedim geç kızdır dedim. Olur yaşlı şeyi de var evine girmeyin odasına ayıp olmasın. Gizli saksı ol dedim. İki gün saklamışlar. Üçüncü gün bana haberi geldi. Otogardan bindiklerini görmüşler bana telefon geldi otogardan vallahi dedi sürekli şey arayla otobüs dikkat ettir eve geldim sordum nerede dedim sırıtmaya başladı. Ya gülme çocuktan dedim oho gitti sen arada bulsan dedi bana daha çok şey edersin dedi. Nasıl gider derken o arada kargaş oldu o da kaçtı. Taksicinin önüne geçtik
Dedim bak bunu jandarmaya karakoluna götür. Biz bunu dedim bu çözelim. Taksiciye karakola götürdük bunlara sizin sözü hakkınız yok dedi otobüse bin dedi geri gönderiyordu bizi. Eşinize şiddet uyguladınız mı? Şiddet olayı yok bizde ya. Yani kızını kaçırdığını duyunca kardeşinizin. Yok şimdi şiddet olduğuna dahi olsa bile dahi jandarma götürdü. Sağlığa götürebilirlerdi bir yüzünüzde bir yara bera hiçbir şey yok. Sadece jandarma onu otobüse bindirdi bizi de gör gönderdi. Peki nereye gittiler? Bunlar genellikle Çorlu tarafına kaçtılar ama sürekli yerleri değiştiriyorlar. Bunlar. Ne var Çorlu'da? Niye gitmiş olabilirler oraya? Orada inşaatlarda çalışıyorlardı. Tekstil'e, Meksil'de orada kiralık evde duruyorlardı. Peki kızınız ben niye buradayım diyecek yaşta aslında 17 yaşında yani. Beni babama götürün falan demez mi? Ya kızım okulu bitirdikten sonra belge aldı ya çocuğu kandırmış seni uğurladı işe koyarız. Efendime sonra iyi para var diye. O yüzden kaçırdı. Ben üniversiteye yazdırdıydım. O üniversiteye okutacaktım ben. Sizce amaçları ne? Kızınızı böyle götürmüşler bunların sizden amaçları, para istiyorlar ama. Bunların amaçları başlık parası için satıyorlar. Ben eşimi de aynı başlık parası için bana sattılar. Bunu da aynı para başlık parası için satıyorlar. Yani 80-90 cumhuriyet verdin mi istersen ihtiyar genç fark etmiyor. 80-90 cumhuriyet. Cumhuriyet altını ver istersen 70 yaşının heri olsun. Bunlara da acıma vicdanı yok. Şimdi yani Hüseyin Bey burada bir baba olarak benim kızımı hem benden para istiyorlar. Hem ben o parayı vermezsem kızı alacaklar başka birisine verecekler. 70-80 cumhuriyet altını getirene verecekler 70 yaşında da olsa önemli değil. Bunların, kim verecek? Annesi razı olacak mı buna? Annesi de bunların akılından babası. Onlar dediğiniz şimdi, kendi babası yani. Kendi babası yüzünde. Dedesi yani. Dedesi. Allah Allah. Yani durum, peki sizin başka kardeşiniz var mı? Benim kardeşlerim var. Biri vefat etti. İki kız, bir oğlan kardeşim daha var. Peki. Şimdi ismini vermek istemiyor ama sizin ablanız şu anda telefon hattında. Bakalım o ne kadar biliyor, neyi biliyor. Değil İsmini mi? Söylemeyin, ismini tamam, söylemeyin. Tamam. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Hüseyin'in derdi büyük. Ben evet. de şimdi anlayamıyorum niye bir kız çocuğu babasını bırakır ki dediğine göre araları çok iyiymiş. Evet. Gider dayısıyla sonra da annesi geliyor. Gerçekten nasıl bir aile karşı taraf? Bir anlatır mısınız bana Hüseyin'i, yaşamını sizin bildiğiniz kadarıyla? Benim bildiğim kadarıyla bizim kızımız yani bu seneye kadar çok iyiydi. Bu tartışmalar yaptıktan sonra bizim geçen sene de baktık. O kardeşi sürekli zaten benim kardeşimin yanında duruyordu. Peki bir şey söyleyeceğim. Sesiniz çok iyi gelmiyor. Arkadaşlar telefonu alın tekrar bağlayın. Daha iyi bir bağlantı kuralım. Tekrar bağlayalım. Hüseyin şimdi senin bu olaya şahitlik edenler var mı? Onları görenler var mı? Var. Kardeşim var. Biz hepsini gören var. Şahitlik eden var. Bana... Peki sen kızınla gittik. Ne kadar oldu bu arada onlar gideli? Bir ayı geçmiştir. Bir ayı geçti. Ben şimdi en çok acım... Peki bunlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor orada? Bana... Telefonları bile kapattı artık bunlar ne hiç geçmez. Bana ilgiyi kestiler. Ben saatin bu babamın acısına mı yenen, bu da çocukların acısına mı yenen, milletin bir de bana baktığı baskıya mı yenen. Yani bütün bir şeyin bana bozdular yani. Peki yeme. Hüseyin senin karınla acaba kardeşin nasıldı? Gelininizle aranız nasıldı? Gelin. Söyle. Kendimizle aramız gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntımız, herhangi bir şeyimiz yoktu. Kendimizi ben gerçekten çok seviyordum. O da beni seviyordu. Benim evime sürekli gelip giden birisiydi. Ama bu kardeşi geldikten sonra kaç senedir bakıyorduk. Gayet iyiydi. Ama kardeşi bu sene benim çocuğu yok. Kardeşimin çocuğunu yoldan çıkardı. Bugün çay, yarın afyon. Bugün şu pazar, yarın bu pazar. Gezdire çocuğu yoldan çıkardı. Sonunda çocuk babayı da saymaz oldu. Kendimize söylüyordum ben yapma, bu da şey etme, yuvanı dağıtma kızım. Bu çocuğu kardeşini gönder. Senin kızını yoldan çıkarıyor dedikçe gelin de kardeşten yanına oluyordu, dinlemiyordu. Benim kardeşim bu kardeşi geldim hatta 6 ay oluyor çocuğu eve koymaz hale getiriyorlar. Hüseyin'i eve sokmuyorlardı yani babalarını. Evet babalarını eve sokmuyorlar. Benim bunun oğlan kardeşi hap kullandığı için biz bundan korkuyorduk yani. Kızı babasına o kadar yanıttı ki o kadar çocuğuna babam diyordu da bir daha başka bir şey demiyor duydu. Kız çocuğu babaya düştü yani, olur. Ama dayısı kafasını mı karıştırdı biraz? Aynen bunu dayısı yaptı. Bunu her şeyi yapan bunu dayısı oldu.
Peki dayısının amacı ne sizce kaçırmakta? Niye kaçırıyor yeğenini? Bilmiyorum. Dayısı çocuğun gözünü açtı. Bu namadini, bu hinci burada okudu. Sınavı kazanamadı. Bana ya Afyon'da ne tutacaksın dedi babasına. Tehdit etti. Ya İstanbul'da ne tutacaksın dedi. Ben eve girdi. Eğer tutacaksın dedi. Benim kardeşim de yani bizim buralar köy yeri. Kız kısmısını biz böyle bek dışarı çıkarmak istemeyiz yani. O da beni tutamam deyince oğlan kardeşi bunun gözünü çeldi. Seni ben İstanbul'dan işe koyacağım. Sana ben bunu edeceğim diye kızı götürmüş. Ama bunu götürdüğünden bizim haberimiz yok. Bizim haberimiz bir gün sonra oldu tabii ki. Kızın gittiğinde. Şimdi kim bilir nerede ne yapıyor? Hani İstanbul'a evet. Götürecekti, hani başka yerlerde iş bulacaktı. Yine bunlar başka köydeler şimdi dediğinize göre. Bilmiyoruz ama nerede evet. olduğunu bilmiyoruz. Bizim şu an telefonlarımıza dönen, mesela benim 3 gün oldu babam öldü. Acaba dedim düzeltebilir miyim ki diye 3-4 defa aradım ama benim bizim telefonlara engel konulmuş. Peki kayınpederine ulaşamıyoruz. Kayınpederini falan aradın mı Hüseyin? Kapalı, hiçbirisi bilmiyoruz abi, orasını bilmiyorum. Peki gittiniz mi? Nereye? Ya işte onlar neredeyse hani telefonla aradım bir yere kadar. Kalkar gidersin kızım nerede diye. Şimdi evlerine gitmedim. Evlerine çünkü sürekli yere değiştirdiler için evlerine bilmiyorum ben. Kaç ev var, ne kadar yer değiştirebilirler? 2-3 tane ev değiştirdi de biraz da aramızda şey olunca ben gitmedim. Neden gitmedim? Benim kardeşimi öldürenlere kızını verdiği için, benim çocuğum da düşmanım evinde ekmek yedirdiği için ben ona sitem ettim, o yüzden gitmedim. Kendileri gidiyordu, ben gitmiyordum oraya ziyaretine. Senin kardeşini öldürenlere? Kızını verdi. Ben de dedim ki bunlar benim dedim. Kardeşimi öldürenlere düşmanımız oluyor. Ben de bunlara matem olma, bana dedi gönlüm derin fark etmez. Oraya dedi mecbur gideceksin sen dedi. Evinde huzur vermen dedi. Ben dedim ben gitmem, öleceğim bilsem yine gitmem dedim. Çünkü benim 23 yaşında kardeşimi öldürdü. Daha dedim 3 daha can yaktı dedim ben dedim. Şimdi bu, o kimdir nedir bilmiyoruz. Kimseyi evet. suçlamayalım ama isim de vermiyoruz. Vermiyorum ben. Ama Hüseyin senin derdin o değil. Sonuçta sen kendi öz evladının peşindesin. Ben evlatlarım peşindeyim. Ben evlatlarımı versin bana. Ben hep evlatlarım sonuna kadar varın peki ama. Peki sen boşanmak istiyor musun Hüseyin? Ben eşimden boşanmak istiyorum. Ben bundan tat bulamadım. 19 yıl boyunca ben artık canıma bezdim. Tat bulamadın. Tat bulamadım çünkü bir huzur yok. Ben işte kadınlardan iyice tiksinir oldum bunun yüzünden. Herkesi de karıştırmayalım. Kadınlardan niye tiksiniyorsun ya Hüseyin? Bunun yüzünden var ya inanma. Bak aynısını olur diyerekten inanımı nefret ettim. Hep uzakla kaçıyorum bir ya. Bir daha evlenirsem de yine böyle olur diye. Ya ben o yüzden yani sırf ben bu milletten uzaklaşmak için kendimi ya kabristanla da mezarlık yapıyorum ya da yüklendiriyorum. Kimseye uğraşmak istemiyorum yani. Mezarlıklar daha mı rahat sana? Mezarlıklar kadar rahat olan bir yer görmedim ben yani. Her şey orada. Nasıl yani? Yani nasıl desem... Yani burada öbür türlü veya kimse kimse çekememezlik, efendime söyleyeyim şeylik yok. Orada buz gibi toprak. Herkes yani orada belli yani. Ses yok, seda yok. Hiç böyle tedirgin olduğun olmuyor mu mezarlıklar? Yok, alışkınım ben. 20, gecesi gündüzü. 22 senedir kabristanın içindeyim. Yiyeceğim gücüm var. Nerede fakir mezar var, mezarını yaparım. Ay Allah senden razı olsun. Ben zengin mezar değil. Ben fakir mezar. Gücünü yetmediği yerde cebimden öderim yine fakir mezar yaparım. Çünkü... Her meslekte bir mesleğimiz olmasın. Kimisi mezarcı olacak, kimisi inşaatçı. Tabii ki o da senin emeğindir, hayrındır. Bu da bizim Allah-u Teala'nın bana verdiği bir şey. Bir de senin dediğin fakir mezarı var ya, biz o mezarın üstü yani dünyadaki halini görüyoruz. Sana fakirin mezarı, belki aşağısı cennet bilmiyoruz ki. Ya şimdi, bu dünyada mezarlıkları görüyorum, nasıl güzel yapmışlar yapmışlar. Aşağısı nedir bilmiyoruz ki. Şimdi işte genellikle benimle çalışanlar çok korkardı ama bende korku yok çünkü. Onlar korkuyorlar mıydı? Onlar korkuyordu. Bizim neden yani, korkuyorlardı? Ya ne bileyim bir şey geliver gibi sen. Ben de şu dünyaya gözüm kapalı. Oradakiler ne gelecek sen yaşayanlardan korkarsın. Ben yaşayanlar ben de diyordum ki dünya şeyine benim gözüm kapalı ahiret açık olsun derdim. Ben ne olacaksa Allah'tan bu taraftan olsun derdim. Sürekli. Peki Hüseyin şimdi bak bir sürü şey anlattın. Evet. Sen eşini Pınar mıydı adı? Evet Pınar'ıydı. Ne zaman en son gördün? Bir ay oldu işte bir aydır da şey bir daha, yok. Kaçtılar bir daha görmedin. Yok yok. Telefonla konuşabildin mi? Telefonla da şey etmedim. Ulaşabildin mi? Ulaşmada yoğurdu. En sonunda sitem ettim. Dedim ki ben bunlara uğraşmayacağım. Bunlar beni demek silkelede attıysa dedim. Ben de bunlarla uğraşmayacağım. Ben kendi ama buradasın Hüseyin. Ama ben burada bakalım uğraşmam. Bakalım silkeleyip attı mı? O zaman son dakika. Pınar. Pınar'ı buldum. Pınar şu anda hatta. Pınar merhaba. Merhaba. Pınar şimdi Hüseyin'i dinledim. Anlattıkları fena. Senin evet. evi terk ettiğini, kızının, senin kız kardeşin, oğlan kardeşin tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Ben diyor 19 yıl Pınar yüzünden gün görmedim, kadınlardan soğudum, nefret ettim diyor. Ne diyorsun Pınar?
Öyle bir şey yok, yalandır. Öyle benim kızım öyle kaçıran da bir şey yok. Hiç yalan söylüyor bu eşim. Eşim de demek istemiyorum. Pınar bir sakin konuş bak, tek tek ben sorayım. Pınar, senin kızın yanında mı? Evet, yanımda. Peki senin kızını oğlan kardeşin kaçırdı mı? Hayır, kaçırmadı. Oğlan kardeşin orada mı? Yok, o burada değil ya. Kendi evimizde burada, o da burada. Sen neredesin Pınar? Ben kendi kardeşim evindeyim. Kardeşinin, hangi kardeşin evindesin? Abim. Abinin evindesin. Evet. Peki Pınar, siz Hüseyin'den neden kaçtınız? Biz kaçmadık. Ben dedim Hüseyin, senin çocuk, sen 15 tatilde gezmeye yollamadın. Ondan sonra dedim, bak dedim çocuk bile bak arkadaşı şeye gezmeye gidiyor dedim. O da çocuk da şey oluyor dedim bu sene de sonra da ya dedi. Dur ben, ne oluyor onları bana anlat, şey olarak anlamıyorum ben. Tek tek söyle. Aa, şey ben fazla konuşamam, çok heyecanlıyım da. Kızım, yok ben Pınar, hiç heyecanlanma. Bak ben yavaş yavaş. Ben heyecanlıyım, vereyim mi? Hayır, seninle bir konuşayım sonra konuşuruz. Peki Pınar. Evet. Bak Hüseyin diyor ki benden fidye istediler 800 bin lira. Hayır, yok öyle bir şey fidye yok. Para istediniz mi? Hayır istemedik. Bunlar var ya sürekli benden, var ya 19 yıl boyunca sürekli benden ama para biz çaldılar. Ev alacağız. Babası anası sana İstanbul'dan ev alabileceğini istedim. Bir insan ev almaz için 15 kişi çalışsa yine alamazsın. Bir dakika. Ne anlat bakayım Pınar. Yalan söylüyor. Çok bu yalan söylüyor. Bu gece can ya çok yalan söylüyor. Benim kızım böyle fotoğraf için çok yalan konuş. Bak yalan söylüyor bu adam. Ben ona inanmıyorum. Ben kızımı fidye için kaçırdım. Peki hangi konuda? Pınar bir sakin ol bak. Hangi konuda yalan söylüyor? Her konuda çok yalan söylüyor. Her konuda yalan söyler. Evet, çok güzel işkence görüyorum. Çok eziyet görüyorum. Can güvencim yok bu adamda. Çok mu işkence görüyormuşsun? Madem diye doktora bir rapor almaya gideydin, işkence gördüğüne dair ki bana diyecektin. Bana koca köy şahit, bunlardan bana hayır gelmez ben. Ben biliyorum çünkü babam ölmeden önce dedi ki bunlardan hayır gelmez sana. Bunlar at gitsin dedi. Peki Pınar diyor ki benden para istiyorlar. Hayır yalan, para istemiyoruz. Ben çünkü ses kaydı var bende. Ses kaydı atabilirim ben. At bana, at hepsini at, bir dinleyeyim ben. At ses kayıtlarınızı, ben dedim ki çocuklarımı ses gönder dedim. Ne diyor ses kaydında Pınar? Küfürler çok seviyor. Kızına çok kelimeler konuşuyor. İşte inanmıyorsanız ben yollayabilirim ben ses kaydını. Çok saçmalar konuşuyor. Gönder ses kaydını ben dinleyeyim. Ama şimdi siz bu adamın, bak Pınar aranız kötüyse, sana işkence yapıyorsa boşan adamdan madem. Ben boşayacağım zaten, ben dava açacağım ona ben. Bana davayı açsın. Ben diyorum ki. Ne kadar memnuniyetsizlik varsa. Yani yuvanızı kurtarmanın bir yolu var mı diye bakacağım ama ikiniz de birbirinizden pek mutlu değilsiniz. Bana şimdi açsın. Bana bak. Ben çok heyecanlı konuştuğum için. Bana davayı açsın. Bana boşansın. İnan bana yolumu açın. Peki. Artık peki sen geri dönecek misin? Ben kabul etmiyorum. Hayır istemiyorum ben. Çünkü ben eziyet çok gören benim. Çünkü insanlar da şahidim de var ama çok insanlar da gören var. Çünkü bu adam çok yalan söylüyor. Ben anası bana yemek yapmamış. Çok da yalan. Ben baktım anasına. Anladın mı? Ben şimdi, baktım. Kaç dağlı sene baktın? Ben koyun kuzu gittim. Ben kendim baktım. Kadın başımına erkek gibi. Ben baktım dağlara gittim. Koyun gittim. Ben 20 sene oldum. Bana bir kuruş para vermedi. İşte aha bu ölüm çıksın. Ben Allah bir araba çarpsın diye yalan söylemedim. Allah korusun. Öyle şeyler söyleme. Ben inanırım. Tamam. Peki sen sonuçta diyor ki ben iyi para kazanıyorum. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındaydı diyor. Yok öyle bir şey. Hiçbir zaman vermedi. Peki çocuğumu asla. Çocuğumu ben yalan söylüyorum. Okutacaktım diyor. Çocuğumu okutmak istiyordum diyor. Onlar evlendirecekler diyor. Hayır. Kızın hayalleri var. Kızımı hayalleri bırakmayın. Ben kızın her zaman desteğimdi ben onu. Ne hayalleri var kızının? Yani hayalim çalışmak. Okutmak, hem okumak istiyor hem çalışmak istiyor. E tamam, bu güzel bir şey. Babası izin vermiyor mu? Hayır izin vermiyor. Ben şimdi izin vermemiş olsaydım ben bu zamana kadar izin vermemiş olsaydım liseyi de bitirtmezdim. Ondan sonra üniversitede yazdırmazdım. Bana bunu yapmamaları lazımdı. Benim babam öldü. Bunlar suçlusu. Çünkü bana bir günden bir gün huzur vermedi. Hayır, ben bırak bunun elinden. Bir dakika Hüseyin. Ekmek falan yenmez bunun elinden. Hayır yalan. Şimdi yalan hangisi ablam, yalan Pınar? Kanıtım var ablam. Ses kaydım var. Ben atacağım ses kayıtlarıma yalan. Tamam. Abi, şimdi küfür ediyor yani neler. Şimdi şu var, insanın önüne yemek korkana köpeğin önüne yemek sürer gibi tepsiyle kalktırıp da sürüveriyor. Şimdi ben onu o şekilde yerebilir miyim? Hayvan mıyım ben? Ben akşama kadar çalışmış bir insanım. Pınar sen kocana kötü mü davranıyordun? Hayır asla, kocam bana hiç kötü davranmıyordum.
Hiç avramadım. Kocam kendi bana etmiş. Kocam kendi bana gelmedi evime. İşte geliyordu, anası gibi de ekmek aşını yiyordu. Ya hayır, şimdi, evime geliyorum. Şimdi ben evime geliyorum. Yorgun argın. İnsan bir elbiseni değiştir. Bir sıfıra hayır, boy. Canım. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya şimdi kardeşler yine çekiliyorlar. Yapıyordum bir oraya. Diyor bak buna. Ha, bir kardeş yine bir yere çekiliyorlar. Etli sütlüsü. Çocuk oradan bu ama da ayıralım diye. Yekte oturuyor. Can alıcı yesin diyor. Ben şimdi bu evde huzur olmadığı sürece. Sizin kaç kişi kalıyordu? Senin annen baban, Pınar'ın oğlan kardeşi. Benim annemin babamın evi ayrı. İki çocuğun sen. Benim annemin babamın evi ayrı. Ha, siz beraber değilsiniz. Ha, benim evim ayrı, onları ayrı. Ama ben onlara bakmakta zorunluyum. Ben sen anana babana bakma diye. Ben de 9 ay 10 gün garda taşıyan bir insanı. Tabii bana bugüne kadar bakan insanı. Anamın kıymetini bilmeyen bir insanı. Ben bir kadına değişemem. Ben ömrümde bir defa bana rahmetli kardeşimden hediye anamına babama iyi bak dedi. Ben onlara güvenerekten ben vallahi terk etmem ben. Sen peki ne? Dur. Şey diyebilir miyim? Tamam söylesin. Bu çok yalan söyle tamam mı? Ha da bu anasına biz bakmadık. Sor bakalım. Ha. Anasın benim etim 10 günde baktı. Bir ay buçuk kim baktı bir sor. Bacağı kırıldı kim baktı bacaklaşta uyunu kapatırken. Kim baktı Hüseyin? Bacaklarının kırılmasına sebep olan bunlar. Bizim kendi tarlamızda mahsulümüz vardı. Gitmediler her sene harman zamanı kaçıyorlar bunlar. Anam da bizim için mücadele etti. Çünkü neden mücadele etti? Tarlada kalmasın diye. Ayağını kırdılar bana bıraktılar. Bıçını kırdılar bana bıraktılar. Getirdiği bir çuval çorba köpeğin önüne veri gibi önüne koydu. Benim zoruma gitti anamın önüne. Daha anamın. Anam şahit babam şahiti de babam. Rahmetli oldu. Bak ben baktım ha. Diyor ama. Anne bakma olay yok. Uzaktan anam. Geliyor yine köpeğe yalver gibi verip gidiyor. Ben mi anam kırık ayağıyla hem babama baktı hem bana baktı. Tek ayağıyla bana baktı. Bunlar da gitti. Akşam eve gelme. Nerede tarla nerede çalgı. Sen evli adamsın senin annen artık kırık ayağıyla. Niye sana bakıyor Pınar var. Ya şimdi evime geldiğim zaman çocuklara sözüm geçmez hale geldim. Söz sana Pınar. Peki Hüseyin bir dakika söyle Pınar. Onu susturun bu çok yalan söylüyor. Bütün çaylar hep bana şahit. Çaydakiler hep şahit bana. Biliyorlar ne ezzet edilir sofada yedim. Bir tane bir şey kayboldu mu sofası bana çok dövüyor. Bir şey kayboldu mu beni dövüyor. Benim oğlum çocuğum şahit. Şimdi ben ama onu... Hüseyin şimdi... sen şimdi kadın dövüp dövüp hadi, sonra da önüne gül oynuyor yemek getir diyemezsin yani. Beni onu dövdüğüme dair bir şahit de yok. Bir de doktor raporu yok. Ben her şimdi her zaman şahit nereden bulacaksın? Ya şimdi ben onu dövdüğüm zaman ben sabahleyin işe gidiyor mu? Git karakola şikayet et. De ki beni dövdü de. Ben ondan sonra beni şunu etti de. Ben kabulün. Ya yalan şimdi, mı söylüyor Pınar? Ya bu benim nerede ölmüş kardeşim var onu kakıyor. Nerede anam var onu kakıyor. Peki bir dakika üst üste konuşmayın bir dakika. Pınar söyle. Çocuğu yalan söylüyor ablam. Yalan söylüyor. Benim çocuklarım şahit. Benim oğlum şahit. Benim oğlum bile bu tane beni dövdü de babası bile çocuğun eli bıçak aldı. Babası bile dedi ben izin vermedim. Bu çocuk çünkü psikoloji bozulur. Çocuk anama dövenmezse bir kere benim oğlum bile tokat attı benim çocuğa. Ya ben şimdi çocuklarımı dövecek bir insan değilim. Beni herkes biliyor. Ya dövdü yalan söylemesin. Ama benim çocuk kardeşindir. Bana hiç deme. Alkol alıştıran senin kardeşindir. Benim evimde 8 sene 8-9 ay baktığım senin kardeşindir. Benim evimde ihanet eden senin kardeşindir. Pınar. Ben senin kardeşini sokakta bırakmayacağım diye evimde baktım. İhanet eden senin kardeşindir. Bir hangi bir zaman parasını yedim. Hangi bir zaman şey ettim. Her şeyden var senin kardeşindir. Başta senin babandır, anandır senin ben huzur vermeyen. Babam anamı karıştırmaz. Asker mi uğurladın? Asker mi uğurladın? Her gün telefon. Her gün telefon. Çocuğun telefonu bozuk dedin. Üç tane telefon aldırdın bana. Ninesi dedesi. Ninesi dedesi olan bir insan evinde geçin kızım demesi lazım. Huzurlu olmaz demesin. Başlığı araya telefon. Mi şeraflısınız siz? He? Aferin, ya ben kardeşini yollamayacaktı. Vermeyecekti. Anama babama dünyayı zehir ettiniz. Yaptım ben sana. Peki bir dakika Hüseyin sen anlattın tamam. Pınar ne diyorsun Hüseyin'in söylediklerine? Ben hiç onu söylediklerine hiç inanmıyorum. İnanmayın. Baskı üzerine inanmayın. Ha, inanmayın. Ama şu an... Bak Hüseyin diyor ki ben asla dövmedim, evime baktım diyor. Yalan. Bütün insanlar, bütün köy biliyor benim ne olduğunu. Bütün köy biliyor. Ya köyden şahide gitmek isteyen varsa onlar da bağlansınlar. Arasınlar, istediği kadar arasınlar. Abla. Söyle abla. Söyle. Benim kızım konuşsun mu lütfen? Benim kızım... Peki Pınar. Konuşsun. Sakin bir dakika, kızımın Hüseyin, da başında Hüseyin, oldun. Hüseyin bir dakika. Şimdi sen diyorsun ki biz kendi isteğimizle gittik.
Evden kaçtık, öyle mi? Hayır, kaçan yok. Kaçan yok mu? Bu adam sizi arıyor, bir aydır ulaşamıyor. Beni dövüyordu. Bana adaladı. Kendisi git dedi. Kovalayacağım sizi dedi. Yahu, kendisi seni kovaladı. Ben zöp atacak zamanı nerede bulacağım? Çalışacaksın ya ben. Kimsenin yüzünü görmüyorum. Sen mi git dedin peki onlara? Ya ben ne git diyeceğim? Benim çocuğumu göndermiş izinsiz. Bir dakika. Peki size kızdı da. Kendisi... Hayır, kızmadı. Haberi vardı. Hayır, haberi yani, nasıl olacak benim çocuğumdan haber? Ya ben bilmiyorum. Yalan söylüyor. Benim kim çocuğumu götüreceğse madem öbür kardeşiyle beraber götüreydi. Yalan. Hüseyin Pınar diyor ki her şeyden haberi var. Ya her şeyden haber değil. Götürecekse öbür kardeşiyle beraber götürecekti. Ben de tek başına götürdüm. Bunlar kaçmamış, sen git demişsin. Bunlar da gitmişler. Şimdi 18 yaşındaki bir çocuk yani Hüseyin bilmediğim oğlan kardeşiyle gönderilmez. Ben güvenemiyorum dedim ben. Göndermem dedim. Yanına takıyor. Bugün çay bugün afyon. Her yerden bana laf geliyor. Taşlar peki, boyadı, Pınar, dudakları boyalı. Senin oğlan kardeşinle kendi kızının arası nasıldı? Dayı baba yere gibiydi ya. Baba sayılır ya. Öyle bir şey yok ya. Hayatım 17 yaşındaki ya. Çocuğun 22 yaşında çocuk babası sayılmaz. Zeynep'le. Ha. Ailesi sayılır hadi. Bunun kardeşinin adli bir dengesinde dakika, Hüseyin, bir sıkıntı bir dakika var. Hüseyin bir dakika bir Pınar bak. Bak biz duyayım. Pınar gitti mi? Tekrar bağlayalım. Ya, ha, burada. Ya buradayım ablam, buradayım ben. Pınar, şimdi evet. Bak ikiniz farklı şeyler söylüyorsunuz ama biriniz yalan söylüyor. Sen, hayır, o diyor ki bunlar yok. Kaçtı. Sen diyor ki hayır bizi evden kovdu, biz kaçmadık. Biz artık onunla olmak istemedik, öyle mi? Evet. Pınar senin yanında kim var? Babası var. Ben bir dakika kızımı veririm. Ver, kızımı da ver. 19 yıl beslediğim kızımı da ver. Nalet olsun ona. Ha. Bir dakika ama ne yazık ki onu bağlayamam. Sesini almak zorunda kalırım çünkü 18 yaşında değil. Ha. Aslında ama onunla sonra konuşabilirim. Sonra ben konuşayım, bana anlatsın. Babası ben oradan, babası oradan diyor ki destekliyor. Kötületici kötületici. Etsin etebildiği Hüseyin, kadar etsin. Şunu anlıyorum. Ha. Kızımla konuş dediğine göre kızı eğer senden taraf olsa zaten konuş demez. Demek ki o da annesini destekleyecek. O yüzden Pınar bana bunlar istedim. Var ya yaptı yapacağını. Ondan sonra çekti gittiler. Ben var ya babamın acısına mı yenen bunları ban ettim. Ben de demek ki siliyorlarsa şimdiden sonra silsinler. Bundan sonra ne arasın ne sorsunlar diyorum ben. Silin komple. Ben yeniden bir hayat kurayım kendime. Tekrar yaşantımı kurayım. Bu Allah'ım Teala bana bir kapı açar. Hiç olmasa yuvamı kurayım diyorum ben şimdiden sonra. Ben bunlarla uğraşamam. Hüseyin az önce kadınlardan nefret ettim korkuyorum diyordu. Yaşını yuva kurayım diyorsun. Ama bu şekilde bunlardan bıktım ben. Yani ben herhalde bir günden bir gün huzur vermedi. Ne anama ne bana huzur verdi. Yani kadınlardan o yüzden nefret ediyorum ben. İyi kötü bir tane temiz süt yemiş bulursak yuvamızı kuralım diyorum ben. Kadınlardan şimdi bu yüzden nefret ediyorum ben yani. Bunun gibilerin yüzünden. Peki Pınar. Kadere verebilir miyim? Kime verebilir misin? Kadara verebilir miyim kardeşimin karısını? Ha peki ablana. Peki ver bakalım olur. Yani 18'in üstünde olması lazım Pınar. Ya olur. Ha ver bakalım. Alo merhaba Sayıda Hanım nasılsınız? Merhaba bir tanem. Ne olsun valla anlamaya çalışıyoruz. Bak neler neler ortaya çıkıyor. Hüseyin nasıl biridir? Sen enişteni nasıl bilirsin? Niye evet. Kız kardeşin senin orada? Niye kocasının yanında değil? Şöyle bir şey. Kezban buraya tatile gelmek istedi. Babasından iznini aldı ama ya, babası aldığına dair bir şey mi var ya? Susturmak için izin vermedi. Kezban da o saatte yola çıkmıştı dayısıyla. Kezban aslında benim evime geldi. Bir jandarma aracılığıyla arandı. Nerede olduğunu falan söylediler. Biz de adres verdik. Sonra babası Kezban'ı aradı. Ağzına alınmayacak küfürler ve tehditler etti. Ya şimdi bana dediği kelime var ya ben 19 yıl baktım çocuk bana hakaret ediyor ya. Bu kadar olur mu? 19 yıl baktım ya. Nalet olsun. Gece mi gündüzüme kattım. Yük taşıdım. Tuvalet temizledim. Hamballık ettim. Mezarlık ettim. Ama çocuğuma vay birden birine yokluğunu göstermedim ben. Ama bana nankörlük ettiler. Üst sayıları dinlerseniz siz peki, de dinliyorum. Bak Hüseyin de diyor ki 19 yıl baktığım çocuk ben bana ihanet ediyor. Ben daha bugüne kadar çocuğuma canım dedim. Çocuğuma ben bir kötü laf söylemedim. Dayısı geçiyor karşısına. Zoralısınız, nahalısınız, hakaret ediyor. Fırsat elimize geçti. Peki bir duyalım bakalım. Yani normalde aslında size tatile gelecekti ama tatile gelmesi için babasının haberi olması lazım. Tatile gidecek kızın dayısıyla
Garajdan aramazsın. Öncesinde dersin, bilir babası, hatta o bırakır mümkünse. Benim altımda aracıma dese ki ben, daha dese ki benim altımda aracıma, baba ben tatile gideceğim. Ya da kendisi getirirdim ben diyor. Ya bak, tatile gideceğim baba, ben gönder dese, kardeşin ikisini gönderin. Adam koyun köpeği gibi takmış yanına. Nerede şey var, oraya götürüyor. Hüseyin, ben çocuğum. Sen kızının tatile gitmek istediğini biliyor musun? Ya kızıma tatile gitmesin dese ki bana, dese ki. Ben baba gideceğim desin, ben kendi elimden bildireyim biletini. Bunlar düşmandan kaçar gibi kaçıyor. Söylemiş sana. Bana evet, söyledi yok, bir anda kaçtılar bunlar. Herkes şahit burada, biz başı buyru kızı niye getirelim? Bana tatili şu var. Bana, biz de babandan annenden izin al gel dedik. Babası da dedi ki ya yanımda şimdi, suyu olmadan gönderemeyiz. Orada da dayısı vardı, bize dedi ki dayısı alsın getirsin. Ya kız şimdi ben sonra taksiciyi bulmuş, taksiciye... Facebook üzerinden işte taksici benim kızımı kaçırdı. Kızıma taciz ettiler falan. Ya şimdi işte taksici beni buldu, beni aradı. Şimdi hani var ya bunlar var ya bak bunlar bunlar babası var ya. Taksiciyi mi suçladın sen? Taksiciye evet. Babası telefonu açtı. Biz karakola gidiyor oturuyor diye taksici önünü kestik, biz taksinin önünü annesinin oğlumun taksinin önünü kestik. Ben karakola götürüyor diyerekten otogara bindirdi. Bir dakika, kızın dayısıyla gittikten sonra ertesi gün annesinin biletini gidiyor. Annesinin taksi var. Annesinin biletini hazırlamışlar ertesi günü. Bana kardeşim dedi ki tarladan kenar, vallahi sen çocukların kaçıyor dedi. Ben taksicinin önüne geçtim. Dedim ki taksiye bunları jandarmaya götür. Orada ifademizi alalım. Şeyden babası da oradan diyor ki kaç para dersen 2'de 2, 3'te 3 milyar onları oradan kurtar diye babası. Telefonda duyuluyor. Kardeşim de şahit, kız kardeşim de. Hüseyin bak bu işte bir sıkıntı var. Şimdi burada bu çoluk çocuk kadın senden kaçıyor. Peki siz son bir soru. Para istediniz mi Hüseyin'den? Bunlar hayır, sürekli benim evde düzenli. Kızını sana eğer bu parayı bize 800 bin TL'yi vermezsen kızını bir daha göremezsin dediniz mi? Hayır. Şimdi bak bunlar. Şöyle bir şey var. Pınar buraya geldiği zaman 5 kuruşsuzdu. Ya 5 kuruşsuz olamaz. Çünkü bunlar sürekli 3 kişi çalışıyor. Günlüğü 750 TL. Siz yani onlara harçlık olarak mı para istediniz babalarından? Hayır, hiç harçlık bunlar olarak şimdi... istemedik. Ya şimdi. Şu an istediğimiz var. 800 bin lira neden isteyelim biz? Zaten şimdi şu var. Onun iddiası. Peki bir dakika Hüseyin. Bak şimdi Hüseyin'in farklı iddiaları var. Eğer siz bu işi yapamayacaksanız, yani Pınar bu adamla olmak istemiyorsa. Yollarımızı ayıralım diyorum ben. Abla zaten şiddet görüyordu. Şiddet gördüğüne de şahit olması lazım. Bak şimdi ses kayıtlarınızı istiyorum ama asıl. Şimdi siz orada neyiniz var, pılıyı pırtıyı toplayın buraya gelin, birbirinizi görmeyeceksiniz. İsterseniz tekrar size aynen geri göndereceğim. Tamam. Bence Hüseyin'le yüzleşin. Neyse bu işi çözün. Eğer bunlar bir araya gelebileceklerse şartları konuşsunlar. Bu şekilde, olmayacaksa Hüseyin bak karını buraya getiririm ama ona dokunmak yok. Bak burada benim odam var. Asla karına dokunamazsın, göremezsin. Ya görürsün, buradan konuşursun. Kendisi buraya gelmek istemediği sürece, tamam mı? Neyse şimdi kadınlardan nefret ettim diyorsun, hayırlısı helal istemiş falan demeye başladım. Ya bilemedim şimdi ben bunların karıştı. Yüzünden billahi canıma bezdim bunlar yüzünden. Bak. Tamam Hüseyin, canından bezdiysen gelsinler yüzleşin, neyse çözelim. Ya böylece şimdi... yeniden sadece sen değil o da yeniden hayata başlayabilsin. Evet. Amacımız bu, yeniden başlamak hayata. Hüseyin hoş geldin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ağladın mı sen? Biraz vardı da. Babama üzüldüm de o yüzden ağladım. Hüseyin sana net bir şey soracağım. Senin kızın kaçtı mı, kaçırıldı mı? Benim kızım kardeşim de dedi, demiş kardeşine artık 8 aydır duruyorsun git annen evine diye. O da demiş kardeşime ben Keziban'ı götürmeden buradan şuraya gitmem demiş. Kardeşim şahit bana dedi ki ben dedim dayısıdır götürmezdir dedim. Olur dedim ama bunu bana yapmaması lazım. Çok zoruma gidiyor. Ben evin atasıysam bana öyle etmemesi lazım. Yani kendisi mi kaçtı kızın dayısıyla? Dayısıyla kendisi kaçtı. Ya insan dayıyla bir şey arasında bir soğukluk olması lazım. Bizim orada ayıp görülen bunlar da şey kalmadı ya. Ayıplık diye bir şey kalmadı. Ayıbı sana karşı mı yapıyor? Bana karşı yapıyor. Giyinmesi tarzı değişti. Konuşması değişti. Ya ikin bana... Su getiren evladım bana su getirmez hale geldi. Ben yorgun argın işten eve geliyorum, evden işe gidiyorum. Bunlara peki mücadele bunun ediyorum. Sebebi dayısı mı gerçekten? Bunların sebebi dayısı. Benim evimde bir sıkıntım yoktu. Dayısıyla bu dedesi şey ettikten sonra benim evim huzur bozuldu. Peki annesi buna hiç müdahale etmedi mi? Annesi de aynısını yapıyor. Evime 3 sefer, 4 sefer geldi. Huzursuzluktan geri gitti. Bana dedi ne biliyor musun demişler onlara. Ben onu ebedi billah sana sokulamaz diye. Ona da yaklaştığım zaman bir şey yapamıyorum. Kim kime böyle bir şey yaptırmış? Annesiyle babası. Ben sokulamıyorum onlara doğru.
Çocuklara bir şey yapamıyorum. Yapamıyorum dediğin ne? Ya sokulduğum zaman kendim onlara dahi... Ya sıcak hissedemiyor musun? Sıcak hissedemiyorum. Ben de soğukluk oluyor, bir şey yapamıyorum onlara. Ben eskinki gibi yani mesela su getirin, şunu gong sıfıra getirin diyemiyorum. Soğukluk geldi bana artık. Peki hiç böyle kızım ne yapıyorsun, eve gelince seni karşılayan eden falan yok mu? Ya, şimdi, bir odasına girip de ne yapıyorsun kızım, bir şeye ihtiyacın var mı? Şimdi ben her türlü düzenin şeyini alıyordum, odasına da giriyordum ama son odasına da uymaz oldu bana bu. Yani sizin baba kız aranıza bir soğukluk girdi. Bu soğukluk yaklaşık 2 yıl içinden girdi. Benim bir ona bir herhangi bir sıkıntım yoğudu çocuğuma. Bir tokatım yoğudu. Kayınço ne kadar zamandır sizde kalıyor Hüseyin? Her sene gelir 8-9 ay bende kalır. Parasını, yol parasını koyarım gönderin. 3 gün durur geri getirirler. Bu çocuk çalışmıyor mu? Çalışmıyor. O da 22 yaşında delikanlı yani. Hiçbir yerde çalışmayıp evimde iyi kötü takip ediyordum ben onu. Hiçbir yerde çalışmıyor. Sen mi yedirip içirip doyuruyorsun? Bizim evde kendi evimizde üstümüzden elbisemizden neyse iyi kötü bakıyordum kendi evlatlarım gibi. Bir yani şey sen Hüseyin baktın büyüttüğün kardeşim dediğin aslında kızının dayısı olan kişinin ihanetine mi uğradın? Evet ben bu şekilde şey diyorum. Bana bunu yapmaması lazım. Ben bu yaşa kadar çocuklarımı yani yetiştirmek için gece mi gündüz mü kattıysam, hayatımı zehir ettiysem bunu yapmaması lazımdı. Yani. Karın sana ihanet etti mi Hüseyin? Bu soğukluk girdikten sonra doğru düzgün bana sıfıra koymaz, elbisemi yıkamaz. Gelir suratıma bakar sanki mahkeme duvarı gibi. Ben de ondan sonra evden uzaklaştım. İnsan dünyada bir kere tapuda girer, o da nasip olsa ben onların yüzünden her gün tapuda girdim. Cehennem ettiler bana hayatı. Hüseyin bir şey soracağım. Sen eşine şiddet uyguladın mı? Hayatta uygulamadım. Uygulamadın. Dün bambaşka şeyler söyledi Pınar. Ya şimdi dese dahi sadece benim ağzıma kelime çıkar ama vurma yok bende. Yapmadın. Yapmıyorum ben. Peki o zaman son dakika. Hüseyin'in iddialarını duydunuz. Kendisinin hem eşi tarafından hem çocuğu tarafından hem de bakıp büyüttüğü, kavul kanat gerdiği, kayınçosu tarafından aldatıldığını söylüyor. Peki Pınar ne diyor? Ve son dakika Pınar karar odasında, buyurun gelsin. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ablacığım beni kırmayıp geldiğin için. Rica ederim. Şimdi sizin aile dağılmak üzere. Ya bu aileyi bir araya getireceğiz ya da birbirinize net olup yüzleşip bu işi uygun şartlarda bitireceksiniz. Ama söylediklerini duydun değil mi dün? Duydum da. Hangisi yalan hangisi gerçek sana göre? Sana şiddet uyguladı mı? Evet. Kızına uyguladı mı? Hayır kızına uygulamadı. Rapor olması lazım sen... şiddet için. Şiddet için hayır, doktora gitmesi lazım. Rapor olması lazım. Hayır rapor olmadığı için ben dövdü. Şikayet etmediğim için pişman oldum zaten. Ben çocuklarım için sustum ben. Şimdi... Çocuklarım için sustum ben. Ben herkes biliyor. Herkes şahidim. Bir Allah peki, şahidim. Sen kızını kaçırdın mı? Senin kızını kardeşin kaçırdı mı? Hayır kaçırmadı. Kendi dayısı olarak gezmeye geldiler. Benden gezmeye geldiler. Hayatta olmaz. Hayır. Neden babası böyle düşünüyor? Hayır babası biliyor. Babası yalan söylüyor. Neyi biliyor? Babasına dedik. Babası sonra da seslenmedi. Sustu. Bizi saymıyor ki bu bizi. Hayır yalan. Bizi saymıyor. Saymadığı için de ne yapacağım? Bunu ben konuşabilir miyim? Ben tabii şimdi. Ki. Sen bu susun lütfen. Pınar söyle. Dün hep sen dinledin şimdi söyle. Bizi tabii dinleyeceğim. Zaten içim doğru zaten. Bu hep çok yalan söylüyor. Ben işte haklı. Ben doğruları söyleyeceğim. Bu yalan söylüyor. Mesela diyor benim evde altın var diyor. Para var diyor. Öyle bir şey yok. Hep yalan. Çünkü öyle bana bir kuruş para vermiyor. Öyle bir şey yok. Şimdi bir şey konuşabilir miyim? Hayır mi? Yok. Bunlar, beraber konuşun karı kocasınız siz. Bunlar 4 kişi günlük fasilyet arasına gidiyorlar. 750 şeyden 3 milyar para eder. Bu çok ayda yalan 90, söylüyorsun. 90 milyar çok para eder. Çok yalan söylüyorsun. Hayır bu, çok yalan söylüyorsun. Bunlar açız diyordu. Ayda 90 milyar para eder. Bu 90 bin lira parayı nasıl bitirdiler?
Sen ayda 90 milyon kazanıyorsun. Hayır. Bunların günlük 750-4 kişi gittiğine düşün. Ayda bunların günlük 3 bin lira olsa ayda 90 milyar daha. Bu 90 bin lira parayı nereye gidiyor? Nasıl insan 20 sene aç kalır? Nasıl bu 20 sene yüzü kapalı kalır? İşkence edildi. Hangi çağda yaşıyoruz? 2024 yılında işkence edildiği bir şey var mı? Senin kocan 90 bin lira mı kazanıyor ayda? Hayır. Bilmiyorum. Onun parasını bunların, hiç bilmiyorum. Kazancı hiç haberim bunların yok. Bunların kazancını dahi hayır, hesap ediyorum. Onun kazancını hiç bilmiyorum. Hiç bana sormaz. Ben burada kazanıyorum. Hiç bana sormaz. Hiç hayata sormaz. Ha ben kazanıyorum. Tamam kazanıyorum da. Acaba nereye yolladım? O da düşünüp biliyorum. Yalan. Çünkü ben kendi kazancım çocuklarıma eve yiyecek, içecek alıyorum. Şimdi aman sen gören ne iş yapıyorsun Pınar? Ben çiftçilik yapıyorum. Yaban arı işe gidiyorum. Mesela fasulye toplamaya, pate toplamaya gidiyorum ben. Öyle günlüklerine işte. Şimdi bu ne diyor da... Bu çok yalan söylüyor. Bak, tarlada bu... mahsulüm, yani tarlada mahsulüm kaldı. Bunlar gitmedi. Harman zaman geldim. Bunlar hayır, her sene kaçarlar. Harman zaman bitti. Sonra mahsul bittim hayır, geri kaçmadık, gelirler. Annemin ayağının kırılmasına da sebep olanlar hayır, bunlar. Bir günden bile tarlaya götüremedim ben bunları. Hayır yalan. Çünkü yalan söylüyor bu. Ben hayatta kaynamı ben çok severdim. Kaynam beni zaten bilir. Kaynam zaten düştü. Kalktı kim baktı. Karda kışta gittim. Benim evden dağ başında. Geldim gittim. Allah bilir bir Allah şahidimdir. Kimse de onu biliyor. İnsanlar biliyorlar. Bana şimdi, bile acıyorlar insanlar bana. Babana annene baktım diyor da baktığından hayır, görüyorum. Babam yalan. En son vefat etmeden önce bunların yüzünden 75 gün yoğun bakımda kaldı. Bunların yüzünden ne laf söyle derse 3 gün ekmek yemedi. Ondan sonra yatağa yattı. Ve bunlar da o haliyle babam hastanedeyken bunlar aş müziği. Ben ya dedim sen ki, çok müziği, ifade veriyorsun. Çok şimdi, güzel konuşuyorsun. Sus. Şimdi bak, çok güzel konuşuyorsun. Ben babam biliyorum. Babam dedim hastanede dedim. Dedi, yoğun bakımda dedi, dedim. Sen yolladın yoğun bakıma. Bunlar müziği açıyor sonuna kadar onun havasını benim zoruma gidiyor. Müziği aşma dedim bana. Hayır. Yalan müziği söylüyorsun. Aşma dedim. Hayır. Bir dakika şimdi bu adamın babası ölüm döşeğinde. Hayır. Benim babam hayır, ölüm döşeğinde olduğu halde bunlar onun yavaş açıyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Sonuna kadar veriyorlar. Bizi çok severdi. Hayatta bizi çok severdi. Alırdı yiyeceğimiz, içeceğimiz, o alırdı bize. Her şeyimiz tamam, o alırdı. Tamam severdi de bu adamın babası ölüm döşeğindeyken. Yalan. Siz içeride oynaması mı oynuyordunuz? Hayır yalan. Bunlar bana şeyini şey bana yok. Bunu yaptı. Kanıdı kardeşim var dahi şahit ya, çünkü. Kanıdı var mı? Bana kardeşim dedi ya, ki. Kanıdı var mı bunun? Kanıdı ne? Ben kanıdım. Bana kardeşim dedi ki. Bu kardeşin göndereceğini dedi. Tamam dedim ona göre halleden. Bunu da demiş ki kezibanı almadan ben buradan gitmem demiş kardeşi. Ve ben şunu söylüyorum. 8 aydır 9 aydır evimde duruyor. Bana bunu yapmaması lazımdı. Ben bundan sonra bunlarla yolumu ayırmam lazım. Bunlardan hayır gelmez bana. Ya, beni seven evlat benimle kalsın. Sen yani yolunu ayırsın. Ben kendime ben yeniden ayak kuracağım. Ben zaten sende boşayacağım. Boşayacağım. İstemiyorum ben seni. İstemiyorum. İstemiyorsun. İstemiyorum. Ben seni boşayacağım. Tamam, çocuklarım da sen istemiyor. Tamam, boşayalım. Sen çok yalanlar uyduruyorsun. Ne yalanlar uyduruyorsun? Ben boşayalım, ben kendi hayır, halime... Öyle bir şey yok. Öyle bir neye şey yok. Hayır Pınar? Hayır, öyle bir şey şimdi yok. Şimdi bir dakika, siz tek tek konuşun. Evet. Pınar, sen ne istiyorsun? Ben bundan kurtulmak için çok eziyet çektim. Tamam. 20 sene çok eziyet çektim. Tamam. Artık yeter gari. Bunu daha önce hiç söyledin mi kendisine? Kendisine de söyledim. Kendisi bana ne dedi? Defol git, ananın evine git. Ben seni istemiyorum. Senin yüzünden evlenemiyorum. Bir daha evleneceğim dedi. Ya ben şimdi dedim, evlen ya, dedim. Ben istemiyorum seni dedim. Benim 17-18 yaşında çocuğum var. Adamın karşısında çocuğun karşısında. Oğlum beni çocuklarıma düşman etti ya. Ya ben çocuk çocuklarım bilir. Ya. Hayır çocuklarım niye senden düşman çocuğumu, değil. Benden kaçıyor. Çocuk diyor ki senden ben şüpheleniyorum. Çocuk çoluk kumansa. Ben çocuğuma ne yapacağım ya? Kendi kanıma kendi yanına. Neyden şüpheleniyorsun? Yani, çocuktan şüpheleniyor. Sen de bir şey edersin çocuğa diyor. Ya 18 yaşında çocuğa ben kendi kanıma evladımı kötülük eder mi ya? Ben delimin yok ya ben, şey mi ya? İşte hayır. Ha. Ben dedim ben babaların çocuklarını şey etmez. Tokat vurmaz. Sever çocuklarını. Bir şey demem. Ama bu bana çok eziyet etti. Yahu ben bak benim şunu çocuklarım söylüyorum. Bilir. Bir çocuğun telefon bilir. Görüşmesi 2,5 milyar olur mu ya? 2,5 milyar fatura Oo. Ediyorum bunların ya ben. Hayır yalan. Hiç faturam ödemiyor yalan. 10 yaş. Ablam ödemiyor. 10 yaşındaki çocuk. Hayır, bak bir dakika şimdi dedi. Bakın. Bak, biriniz bak, anne biriniz bir şey baba bir dakika Pınar bak öyle şeyler söylüyorsunuz ki biz anne baba olarak ağzımız açık dinliyoruz. Bir kere bu kötü alışkanlıkları ben 10 yaşında bir çocuğun sen buna izin mi verdin Pınar? Hayır izin vermedim. Karışım bir dakika tek tek. Bak, Zeyda ben lütfen ben konuşabilirim. Bir dakika onları da söyleyeceksin. Zeyda sen Pınar bir dakika sakin ol. 10 yaşındaki bir çocuğun kötü alışkanlıklar edinmesine sen bir anne olarak izin verdin hayır, mi? Göz yumdun izin mu? Vermedim. İzin vermedim bıraktıramadık çocuğu. Çocuğu zoruna işte ben bıraktıramadım. Bıraktıramadım. Ben çocuğu bıraktıramadım. Hastaneye götürdüm. Tedavi hastaneye için. Hastaneye götürmedi. Bana ya da bırak. Bana dedik sen kimsin dedi. Delikanlıdır istediği gibi. Ben dedim ki benzersin dediğin haline bak. Şunu etme oğlum. Geleceğin var dedikçe bunlar sana ne içer, sana ne? Hatta cebine 300 para koyuyorsun.
salıveriyor çocuğu, gece saat 2'de geliyor, 3'de geliyor, 1'de geliyor. Ben çocuk takip ediyorum. Kaç yaşında bir çocuktan bahsediyorsunuz? Daha bu çocuk benim daha 15-16 yaşına girmedi ya, daha 14 yaşında ya. Eyvah eyvah. 10 yaşından beri çocuğa. Çocuğun 18'in de evde tutamazsınız ki. Bir dakika konuşabilir miyim Zeyda abla, bir dakika. Bu çocuk yalan söylüyor. Benim çocuğum ortam arkadaşım da alıştı. Ha, kardeşim asla alıştırmadı onu. Pınar bir şey ortam soracağım. Arkadaşı. Şu kapıdan çık gel şuraya yanıma göreyim hayır, seni. Hayır ben gel. Burada ya kalmak istiyorum burada hayır. Ya istemiyorum ben bunun yanına oturmak. Tamam gelmesin. Yanına oturmayacaksın zaten. Gel şuraya gözüm görsün seni gel yanıma. Ya şuradan çık şuradan. Pınar bu kapıdan çık gel. Buradan daha kolay. Götürelim çocuğu. Bak şimdi bir dakika çocuğu tek götürelim. Tek söyleyin. Çünkü hepimiz anne babayız burada. Ve gerçekten bunu yapmanız hiç doğru bir şeydi. Bu yavrumda bir damla bir şey kalmış gel. Zaten ya, bunun şeyi bu. Gel, hoş şey geldin. Hoş bulduk. Şöyle, oğlum. Şöyle oturabilirsin Pınar. Heh. Bak şimdi Pınar, sen kaç yaşındasın? Bilmiyorum yaşımı ben. Aşağı yukarı kaç yaşındasın? 85 doğumlu. Bilmiyorum. Daha ben. Çok gençsin. Ya bilmiyorum. Bak ya. Allah iki tane evlat nasip etmiş, onları büyütmek nasip etmiş ama bu kötü alışkanlıklar hayır, falan ablam, deyince bak, benim de öyle bir şey dönüyor. Yok. Ben de istemedim. Ben öyle hiç istemedim. Bir ana olalım hiç çocuğunun kötülüğü evet. Olarak istemezdi. Ama bu yalan söylüyor. Kardeşime itiraf atıyor bu. Şimdi, bu bana da itiraf atıyor. Ama şimdi, çocuğum ortam arkadaşı alıştırdı. Ama gören var, şahit var. Hastane kayıtlarında var. Eğer siz birbirinize böyle bir denk olaydınız. Siz bir araya gelip hastaneye böyle gitmedik. Bir... Sen gittin geri yarı yolda kudun geldin onu sen. Ben hastane kayıtlarında var benim. Bak hastane kayıtlarında var. Bu gene içeride de. Hatta ben müdürüne dedim. Dahi şahit, okul hayır. Müdürü dahi şahit. Aa.